Tesadüfen yaşıyoruz dedirten bir haber var sırada. Düşünsenize, şifa bulmak için hastaneye gidiyorsunuz ama bırakın şifa bulmayı, daha varamadan önce hastanenin bahçesindeki kanalizasyon çukuruna, işte böyle, sonra da canınızın derdine düşüyorsunuz. Adana'da 3 aylık hamile bir kadın, burada gördüğünüz kadın, hastane bahçesinde 5 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü, ölümden döndü. Aradınız mı ya? Bilmiyorum şefim. Ya çabuk Allah. Tamam, ayağına bir şey oldu onun ya. Kadıncağız hamile ha. Hatta 3 saat önce de eşimle sohbetini ettik. Dedim çocukluğumdan beri korkarım bizim yer olmadığının içine düşeceğim. Yıllardır korktuğu başına geldi. Üstelik hem yanında 4 yaşındaki kızı hem de karnında 3 aylık bebeği varken. Çocuğumu çekmemle içine düşmem salisi olmadı yani. O mazgal geri üstüme kapandı. Ya çabuk Allah. O an tek bir şey düşündüm. Bebeğim düşseydi ne yapardım? Ben onu almasaydım belki benim bebeğim yoktu şu an. Geçtiğimiz pazar günüydü. Cengiz ailesi Adana'daki hastaneye gitmişti. Nehir Cengiz kızı Beren'i korumaya çalışırken bahçedeki kanalizasyon çukuruna düştü. Acı içinde kurtarılmayı bekledi. Hani derler ya, insan hayatı film şeridi gibi geçti, aynen öyle. 28 yaşındaki kadın 5 metrelik çukurdan çıkarıldı. Hemen tedavi altına alındı. Neyse ki bebeği sağlıklıydı ama onun ayağı kırıldı. Ya çabuk Allah! Tamam, ayağına bir şey oldu onun ya. Kadıncağız hamile ha! Şu anki ağrımı anlatamam. Hamileyim. Ağrısına dayanamıyorum, fazla ilaç veremiyorlar. Nehir Cengiz sorumlulardan şikayetçi oldu. Görmeseydim, benim kızım düşseydi ne yapacaklardı? Bana yeniden onu verebilecekler miydi? İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz yani.